mecliste 2 metrelik suç örgütü listesi açtı. Hepsi Türkiye'de cirit atıyor. Son dönemde suç örgütlerine yönelik operasyonlar artarken mecliste çarpıcı anlar yaşandı. CHP'li milletvekili Cevdet Akay 2 metrelik suç örgütü listesi açarak hepsinin Türkiye'de cirit attığının altını çizdi. Kara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması için verilen önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında kürsüde 2 metrelik örgüt listesi açıldı. Bir Günden İsmail Arı'nın haberine göre, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedilen araştırma önergesinin görüşmelerinde CHP milletvekili Cevdet Akay tarafından açılan listede, Türkiye'de cirit atan suç örgütlerinin isimleri sıralandı. Türkiye gri listeye alındı. Bir Gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre, Türkiye Kasım 2021'de, kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda yeterince mücadele edilmediği gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alındı. Muhalefet, Türkiye'nin cari açık finansmanı için kara parayla mücadele ve terörizmin finansmanı konusunda önlemlerin gevşetildiği gerekçesiyle iktidarı eleştirdi. Türkiye, mücadele ve önlemlerin yetersizliği nedeniyle yasaklı madde baronları ile uluslararası çete liderleri için adeta cennet ülke konumuna geldi. Suç örgütü listedi kürsüde. Kara para aklamanın yaygınlaşmasının nedenlerinin araştırılması amacıyla verilen, ancak AKP ve MHP oyları ile reddedilen araştırma önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında CHP grubu adına kürsüye çıkan CHP milletvekili Cevdet Akay, elindeki 2 metrelik listeyi açarak şunları söyledi. Kara para ve terörizmin finansmanıyla mücadele niçin bu kadar önemli? Toplam 1 trilyon 257 milyarlık faiz giderimiz var, bu, bizim genel bütçe büyüklüğümüzün %10'una, vergi gelirlerimizin de yaklaşık %14'üne tekabül ediyor. Biz cari açığın finansmanı ile mücadele edeceksek bu faiz giderlerini aşağı çekmemiz lazım, bunun için de gri listeden çıkmamız lazım, gri listeden çıkmak için de bu mücadeleyi yapmamız lazım. Organize suç örgütü Comanchero'nun lideri Hakan Ayık'ın yıllarca Türkiye'de kaçak şekilde elini kolunu sallayarak gezdiğini anımsatan CHP'li Akay, sözlerini şöyle sürdürdü. Hakan Ayık'a göz mü yumuldu? Uluslararası suç örgütlerinin uzun bir süredir arandığı belli, Comanchero lideri gibi. ABD Kaliforniya Mahkemesi'nin bir kararı var, Hakan Ayık'ın ve diğer bazı Türk çete liderlerinin ülkemizden bu operasyonları yönettiğine dair. Yaklaşık 3 yıl önce verilen bir karar bu. 2021 yılında verilmiş ama Avustralya tarafından da kırmızı bültenle aranan bir kişi bu. Niçin şimdiye kadar yakalanmadı? Yakalansaydı ne olurdu? Diğer yandan meclis kürsüsünde yoksulluğun artmasıyla övündü. AKP'li milletvekili Ayşe Keşir yoksulluğun artmasıyla övündü. Keşir, mecliste yaptığı açıklamada sosyal yardımların artmasıyla övünürken bu durumun yoksullukla ilgili olmadığını savundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin ele alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Türkiye'nin yoksulluk verileri dikkat çekti. AKP milletvekili Ayşe Keşir, sosyal yardım verilerine ilişkin olumsuz anlam yüklemenin yanlış olduğunu ifade etti ve artan sosyal yardım kalemlerini refah artışıyla ilişkilendirdi. Sosyal yardımlar kalemleri 50'yi aştı. Bir Günden Mustafa Bildirici'nin haberine göre, Keşir, anayasanın, sosyal devlet ilkesinin AKP döneminde somut bir yapıya kavuştuğunu vurgulayarak, bugün itibarıyla sosyal yardım kalemleri 50'yi aşmış durumda, dedi. Keşir, sosyal yardım kalemlerindeki artışın Türkiye'deki yoksullukla ilişkilendirilmesinin hatalı olduğunu savundu. Sosyal yardım refah payıymış. Keşir'in sözleri, komisyonda önemli bir tartışma yarattı. Sosyal yardım alan kişi sayısının 4.4 milyon haneye ve 17 milyondan fazla vatandaşa ulaştığı gerçeği yoksulluğun boyutunu gözler önüne serse de Keşir, artan refahtan toplumun genelinde pay alması politikasıdır. Özellikle bunu belirtmek isterim, şeklinde konuştu. 4 dakikada bir sosyal yardım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise sosyal yardımlarla ilgili olarak şunları söyledi. Bugün 50'den fazla sosyal yardım programıyla farklı alanlarda vatandaşlarımıza daha çok ulaşıyoruz. 4 dakikada bir sosyal yardım sağlıyoruz. Önceki dönemde dışarıda bıraktığımız ihtiyaç sahiplerine de farklı yardım kalemlerinden destek oluyoruz.